Arkadaşlar merhabalar. Bir YÖKDİL daha atlattık. Sadece %10'unu bahşetti YÖK'teki arkadaşlar. Şimdi onları da çözeyim, atayım dedim size. Yani hani artık sınav biraz daha normal bir moda girdi. Hani birinci sınav çok kolaydı. İkinci sınav biraz sınırı aşmıştı. Bu normal bir sınavdı diye düşünüyorum. Yani bütün soruları tabii hepsini girdiğimiz kadarını gördük ama işte feni sağlığı ben bilmiyorum örneğin ama eski üniversiteler baltına girdi sınav. O yüzden artık hani önümüzde görebiliyoruz. Bu anlamda sizi rahatlatabilirim. Bir de işte şu o 7-8 tane soru vermişler. Onları da çözeyim atayım ki bir faydası olursa ne ala. Kusura bakmayın bu arada da gribim ama ne yapalım artık. Harika sesimle mevzuya dalalım. Şimdi bakın bir tane kelime sorusu paylaşmışlar. Bizden ders alan arkadaşlar bilirler. Bu suggest üzerine çok ciddi hani son gün bile söyledim, hocam da söyledi. Dedik ki işte hani suggest bak hani uzun süredir. Çünkü belli başlı siz şöyle sanıyorsunuz kelimeleri. Hani 10 bin, 20 bin, 30 bin kelime. Hayır yani kelimelerin de kesişen yerleri var. Her kelime ne yazık ki sorulamıyor. Yani belli bir, yani bu sınavın da bir müfredatı var. Müfredat genelinde dönüyor cevaplar. Şimdi ne diyor? Distant galaxies. Uzaktaki, bizden uzak olan galaksiler all moving away from us. Bizden ne yapıyorlar? Hepsi bizden uzaklaşıyorlar. With the more distant ones moving faster. Yani hani daha bizden daha uzak olanlar daha hızlı gidiyorlar. Yani şimdi burasını tam net anlamak ne işe yarar? Çok emin değilim ama şöyle bir şey var. İşte hani kabaca baktığımızda uzaktaki galaksiler bizden uzaklaşıyorlar. Bu da bize bir şey yani cümlenin tamamını which'le nitelendirmiş. Which that we live in an expanding universe. Yani bize bunlar bir şey ispatlıyorlar. Yani yukarıda olan olay her ne haltsa yani uzak yani cümleyi anladığımızda uzaktaki galaksiler bizden uzaklaşıyorlar. Daha uzak olanlar daha hızlı uzaklaşıyorlar, daha hızlı hareket ediyorlar. Bu da bize bir şey veriyor. Şimdi manage ne demek? Başarmak, reject reddetmek, attempt teşebbüs etmek falan hani suggest that, which suggests that yani bize sunuyorlar we live in an expanding universe genişleyen bir üniversite olduğumuzu bize sunuyorlar. Prevent de engellemek demek. Suggest that, değil mi? Açıklar, sunar gibi anlamlarda kullanılıyor. Yani suggest'in önermek anlamı da var. Yani zaten bir kelimenin onlarca anlamı var arkadaşlar. Burada doğru cevabımız çok da güzel oturmuş soruda. Şimdi bakalım bir gramer sorusuydu. Yani hani bağlaçlardan çok çıktığını biliyoruz. Biraz bağlaç yükleniyorlar. O yüzden de ciddi de çalıştık öğrencilerimizle. Şimdi bakınız. Bir kere öncelikle ne diyorum? Aşağıdaki bağlaçları tanıyın. Hangi gruba ait olduklarını bilin. Şimdi mesela however bir sentence connector. Sentence connector yapıları ya boşluktan önce noktalı virgül noktayla karşımıza çıkarlar. Yani şöyle. Sadece noktalı virgülle olabilir. Yani in detail noktalı virgül however it is bilmem ne denilebilir. Ya da şuraya gene noktalı virgül koyarsınız. Kendisinden hemen sonra virgül koyarsınız. Böyle olabilir. Ya da ne yaparsınız? Nokta ve virgülle yani nokta, however, virgül şeklinde doğal olarak yukarıdaki noktalama bir sentence connector sorusu olmadığına delalet. Yani öncelikle grupları bilmeniz gerekiyor. Yani bir coordinator, bir sentence connector, bir adverbial clause. Ceyhan'ı bu yüzden eledim. Sonrasında hep diyorum öğrenciye özel durumu olan bağlaçları biliniz diye. Şimdi as if özel durumu olan bir bağlaç ne yapar? Fiilin yanına gelir. Var mı yok bu da gitti. Şimdi ne kaldı? As, though ve provided. Şimdi sunk learning in birds. Şimdi benim öğrencilere sıklıkla koyduğum hikayelerden bir tanesi. Ana cümlenizde to be fiili mevcutsa bu pasif formlarda da oluyor. Genelde why sorusu soruyoruz. Why sorusunun cevabını da bir cause ve ekibiyle veriyoruz. Bu zaten bizim derslerden önce sıkça çalıştığımız ve bu sene gelir dediğim bir kuraldı. Bandırma doğru cevabımız. Diğerleri neden olmaz? Provided if clause. Zaten hani bu as'in içerisinde bir cause anlamı olduğu için bu provided'ı eleyecekti. Doğuda zıtlık isteyecekti. Cümlede zıtlık yoktu. O yüzden de bandırmaya gidilebilirdi. Şimdi 11. sorudayım. One day, gene bir kelime sorusu. Yani son dakika, hatta şeyde bile söyledim. Hani Facebook'ta yaptığım şeyde end up seviyorlar dedim. End up çıkar bir yerde sonuçlanmak. Şimdi one day DNA sampling, DNA örneklenmesi that begins with the best of intentions. May being used for unethical purposes. Yani şimdi günümüzde şimdi aslında kıyaslama var burada. DNA sampling, DNA örneklemesi neyle başlamış? Best of intentions. Yani niyetle en iyi niyetlerle başlamış olmasına rağmen gibi bir şey. Yani başlamış olabilir ama ne yapacak?
unethical, yani burada zaten buradaki unethical'dan dolayı olumsuz bir şey olduğunu anlıyorsun. Etik olmayan amaçlarla sonuçlanabilir. Ne oldu? End up, turn down, reject, keep off, uzak durmak demek. Leave out, işte dışarıda bırakmak. Yani aslında bu keep off'la leave out aynı anlama geldiği için aslında buraya keep off da koysan bir şekilde olurdu. Leave out'u da koymuş ki ne yapmış işte şu ikisinin olmayacağını anladı. Leave out da bir grubun dışında bırakmak, keep off da bir şeyden uzak durmak, uzakta bırakmak. Figure out da işte find out gibi bulmak anlamında kullanılıyor. Ne yaptı? Yani başlangıçta niyetler iyi olsa da sonu unethical amaçlar için unethical amaçlarla sonuçlanabilir şeklinde Adana'daki end up doğru cevabımız. Şimdi gidiyorum verdikleri sorular üzerinden. Bir yan cümle sorusu bakıyoruz. İşte yani sözcükle de ifadeyi bulunuz demiş. Burası close test. Bir yan cümlemiz var. Close test'in tabii hepsini vermesini beklemiyoruz insanların. Şimdi ne oldu bakınız? Bir yan cümle var burada. Bir tane yan cümle var. Ne yaptık? It cannot. Şimdi bir kere bandırmayı benimle ders alan öğrenciler bilirler. But bir coordinator. Coordinator yapılar. İki ayrı cümle bağlarken başta kullanılmazlar. Yani bunu defalarca söylüyorum. Gitti. Yani bandırmayı zaten otomatikman iledik. Şimdi ne yapalım? Şimdi Edirne'de whereas var. Özel durumu olanlardan gidiyorum önce. Whereas taban tabana zıt diye tabir ettiğim bir bağlaç grubu. Ne diyoruz? Özneler farklı, tenseler aynı. Yani ben çay severken kardeşim nefret eder. Zaten burada hani whereas'in içerisinde may var. Burada cannot var. May only have tiny some species. Ne olacaktı? Burada some species diyorsa burada da others bilmem ne. Yani özneler farklı. Öyle bir paralellik. Verez olmadı da kesin. Şimdi ne oldu? Şuradaki cannot da zaten but grubu bir bağlaca gideceğiz ipucunu veriyor ama hepsi but grubu. Yani hani şimdi böyle şeyler yapıyorsunuz ya but bu zaten hani although, even if, in spite of the fact that bunların hepsi but grubu bağlaçlar. Şimdi Adana'da protecting the habitat şuradaki it de bir öznenizde it olacağının göstergesi. Şimdi Adana'da protecting the habitat from the destruction it olabilir. Kalsın. Ceyhan'da the short nose kalsın it. Even if there are, özneden debates çünkü burada hani deriz there are'ın öznesini debates olarak o it olmadı Diyarbakır eledik. Şimdi ne oldu bakınız? Özne takibinden de Adana ve Ceyhan kaldı. Ben şimdi öğrencilere işte özne takibinden dedim hocam iki yerde olursa iki yerde beş yerde de olabilir. Bu sefer ne yapıyoruz? Nesneye gidiyoruz. Şimdi gene benimle ders alan arkadaşlar bilirler. Bizim şimdi Ceyhan'da özellikle üzerinde durduğum a very small population. Şimdi bakın very very small population population hikayesi. Şuradaki very small hikayesi nedir? Bir quantifier yapısı. Quantifierlar karşılıklarını aramak zorundalar. Ayrıca zaten bakın burada bir şey daha var. Hep size söylüyorum. Biz değişen kelimeyi tekrar edemeyiz. Burada short nose Ceyhan'da aynen short nose diye geçerse zamir diye bir şey var biliyorsunuz. Yani şuradaki short nose'u burada koyduğunda, burada tekrar ettiğinde ne yapmış olur dil açısından anlatım bozukluğu yapmış olur. İstiyorsanız Ceyhan'daki very small'dan, istiyorsanız şuradaki kelime tekrarından çünkü aynı kelime tekrarlanamaz. Tekrarlanırsa zamir ne işe yarar diye soruyorum öğrencilere. Gitti ne oldu? Adana aslanlar gibi doğru cevabımız. Şimdi YÖK dili avantajlı kılan tek şey bana soruyorsanız 6 tane çevrenin fazla olması. Yani YDS'de 6 çeviri var, YÖK dili de 12 çeviri var. Zaten YDS'de aldığınız notun üzerine yaklaşık 7-8 puan fazla alıyorsunuz. Bu da çevrenin gücü diyorum. Şimdi öge takibi, özne takibi, çeviride de hep nasıl başlıyorum? E eşittir mc kare. Of the objects, şimdi özneyi bulalım. Of the objects that humans can see in the sky with naked eyes. Yani böyle başlamak zorundasınız. Objektler, nasıl objektler bunlar? Human can see in the sky with the naked eyes. Şurada da bir zarf var. Çıplak gözle bilmem ne yapılabilecek öznelerden. Çünkü of süperlatif yapı. Şimdi bakın insanların gözünde çıplak gözle görebilecekleri olmadı. İnsanların gözünde değil. İnsanların in the sky falan. İnsanların gözünde çıplak gözle olur mu? Hayır. A'ya da bakalım. İnsanların gözünde çıplak gözle görebilecek birçok isimden biri de, hayır DDA'dan gitti bu. Tamlamayı gördüğümüzde biri de, of birinden demesi lazım. Çünkü süperlatif yapı. İnsanların gözünde çıplak gözle görebilecek isimlerden biri olan kuyruklu yıldızlar, hayır.
Bu onun sıfatı değil. İnsanlar gökyüzünde kuyruklu yıldızı çıplak gözle görebilir ve olmadı. İnsanların gökyüzünde çıplak gözle görebildikleri cisimler arasında of the, yani biz ne diyoruz? He is the most hardworking of all. Onların içinde, tamam mı? Arasından Diyarbakır gibi görünüyor. İnsanların çıplak gözle görebildikleri kuyruklu yıldızlar, hayır, şu of'un karşılığı yok hiçbirinde. Ne oldu bakınız? Diyarbakır doğru cevabım oldu. Şimdi bakalım, bir tane de burada vardı çevirisi yanılmıyorsam, ya da evet var. Şimdi bakınız, dijital teknolojilere giderek artan bağlılığımız ile birlikte, yani böyle başlayacaksınız, ile birlikte VIT diye başlayacaksınız. O da nerede var sadece? Diyarbakır'da var. Bunu asla unutmayınız. Sıralama bozulmaz. Sıralama bozulursa cümlenin anlamı bozulur. Dijital teknolojilere giderek artan bağımlılığımız ile birlikte with our growing dependence, Diyarbakır doğru cevabımız arkadaşlar. Şimdi bir araya cümle koyma vardı. Şimdi Galileo's great contribution. Şimdi ne oldu bakınız? Galileo'nun, yani şimdi burada giriş cümlesindeki Galileo's great contribution to astronomy was to use a newly invented optical instrument called the telescope in 1611. In order to provide observations with which to challenge Aristotelian and Ptolemaic theory, Galileo did not invent. Tamam mı? Şimdi buradaki mesela bu soruyu rahatlıkla bulabileceğiniz tek hikaye şuydu. Boşluktan sonra however var. Yani paragrafta boşluktan önceki cümle did not'la, bakınız, olumsuz. Boşluktan sonraki cümle de however'la olumluya geçmiş. Bu ne demek? Boşluğa koyacağınız cümlenin de olumsuz olmasını gerektirir. Yani şuradaki olumsuzluk, şuradaki however'la olumluya geçmez. Çünkü but grubu bağlaçlar neden var? Cümleleri, geçişleri sağlamanız için cümlede olumsuzluk var. Buraya da olumsuzluk koymuş olmalısınız ki however'la olumluya geçmiş olsun. Bir bakalım nerede var? Sanıyorum sadece Ceyhan'da var. Bakınız şuradaki only sizin doğru cevabı bulmanızı sağlayacak. Ha şurada da varmış, özür diliyorum. Was not, ama bu det'in içerisinde. Non-clause'un içerisindeki yapı, yani ana cümlemiz was aware. Yan cümle içerisindeki olumsuzluk bizi bağlamaz. Only doğru cevabımız Ceyhan gibi görünüyor. Şimdi zaten bandırmayı will'den dolayı elerdiniz. Zaman uyumu sorunu var. Diyarbakır'da Jüpiter konumuz değişmiş. Galileo olmalı. Yani bunu da zaten elerdiniz. These works also made it. Şimdi these works diyebilmesi için bu çalışmalar, yukarıda birkaç çalışmadan bahsetmesi lazım. O da gider. Ceyhan'daki the earliest telescope, zaten the telescope himself, teleskoptan bahsediyordu. Hani bu anlayanlar için de şu the earliest telescope devam edebilirdi. Edirne neden olmaz? Galileo was aware that his advocacy of the new astronomy was not accepted in scientific circles. Yani şimdi bizim however Galileo developed instrument, yani şimdi bakın şurada Galileo demişti öznede. Şurada da Galileo demişti öznede. Tamam mı? Bu şu, şöyle bir şey verir. Biz normalde özneleri tekrarlayamayız. Yani şuradanın öznesi değişmiş olmalı ki tekrar adam Galileo'ya geçmiş olsun. Dan dolayı edinilenebilirdi. Ama en sağlıklı bu soruyu bulmak şuradaki however'dı bana soruyorsanız. Çünkü boşluktan önceki olumsuz, boşluktan sonraki cümleniz however'la olumluya geçtiğine göre buraya koyacağınız cümle olumsuz olmalıydı. Bu olumsuzluğu sağlayacak Ceyhan'daki only vardı. Diyarbakır'da da pardon, Edirne'de de not vardı ama bu yan cümlenin içerisinde, çünkü that'ten sonrası non-clause, burası nesne. Ana cümlem olumluydu, giderdi. Böylelikle Ceyhan doğru cevabımız olurdu. Bir de aradan cümle çıkartma sorumuz var. Herhalde verdikleri son sorular bunlar. Şimdi materials also be classified in terms of how well they contact electricity. Şimdi materials demiş, birinci cümlemin öznesi bu. Ve ne yapmış? Kenle devam ediyor. Son iki de the shieldings. Şimdi bakın ne oldu? Öznelerimiz değişti. Bununla da ilgili derslerde bir sürü örnek verdim. El notlarında yazdım. Dedim ki iki cümlenin, birinci cümlenin, ikinci cümlenin öznesi farklıysa, tamam mı? Ben de dilim demekten nefret ediyorum. Gerçi Allah'a şükür öğrencilerimiz de görmüşler yani genel tanılarda. The shieldings, tamam mı evladım? İkisinin de öznesi farklı. Yani bu paragraf ya materyallerle ilgili olacak ya da shieldingle ilgili. Şöyle basit bir bakma. Hemen üçüncü cümlede metals dediğine göre, gördünüz mü arkadaşlar? Demek ki bu shielding hikayesi yalan oldu diyorsunuz ve bandırma
doğru cevabınız oluyor arkadaşlar. Yani umarım bir faydası olmuştur. Şöyle hem soruları beraber bakalım ama şunu size net söyleyeyim arkadaşlar. Yani hani kahırlanılacak bir şey yok. Şurada pek görememişsiniz benden dolayı. Bakın şurada herhalde şöyleyken gördünüz. Bir daha söyleyeyim. Şurada materials, şurada the shielding, şurada tekrar metals. 3 ile 1 bağlantılı 2 gider. Yani hem birazcık bakış açısı olsun hem de ben de sorularla ilgili bir yorum yapmış olmak istedim. Öyleyse ne diyoruz? Ben şimdi sağlık ve sosyali de çözeceğim. Yani fen bilimlerini izleyen sağlığı, sosyali, sosyali izleyen fen bilimlerini yani izleyebilirsiniz. Bunlar neticede soru sorudur yani. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.